Muş'ta yaşayan bir kız çocuğu sosyal medyada gördüğü videodan etkilenip dönerken ağır yaralandı sevgili izleyiciler. Bu kaza sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar bu noktada ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünün altını çiziyor. Çocuk eline Kur'an'ı döktü, sindirdi. Ben bilmiyordum alev alacak. Ben burama döktüm. Ben uzaktan böyle çakmak şey aldım, birden alev aldım. Sosyal medyada gördüğü videoyu denedi. Bir anda saçları ve kıyafetleri alev aldı. Muş'ta yaralanan 11 yaşındaki çocuğun vücudunda yanıklar oluştu. Şöyle aslında biz bu örnekleri ne yazık ki sık sık karşımıza çıkıyor. TikTok, işte Instagram gibi noktalarda aslında daha çok fenomen olmak adına ya da yapılanları tekrar etmek, daha popüler olmak adına çok fazla yapıyorlar. Bu olay, denetimsiz sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Şu noktaları çok fazla irdelemiyorlar. Ben doğru bir şey mi yapıyorum, yanlış bir şey mi yapıyorum? Yani yanlış olduğunu bilseler bile bazen içgüdüsel olarak onu yapma noktasında olabiliyorlar. Ya da zaten işte burada kötü bir sonuç çıkmaz, ben ona engel olurum gibi bir noktaya varabiliyorlar ne yazık ki. Çocukların sosyal medya kullanımında ebeveynlere büyük sorumluluk düşüyor. Onları dijital dünyadan uzak tutmak yerine hangi uygulamayı ne amaçla kullandıklarına dikkat etmek gerekiyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Daha kontrollü kullanılması ve açık olarak kullanılması. Yani gizli hesapların olmaması, aile iletişimlerinin olması, aile bireylerinin o hesaplarda olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ailelerin burada hani çok iyi gözlemliyor olması lazım. Daha çok neyle ilgileniyorlar, hangi tarzda videoları izliyorlar. Geçmiş noktaların incelenmesi, geçmiş kayıtların bakılması çok önemli.